Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 28'i. Piyasaları şöyle bir bakıyoruz. E, altındaki düşüş dikkat çekici şu anlık. Dolar yükselişte, euro da yerinde sayıyor gibi gözüküyor. 1785 dolar 10 altın, gram altın 783 lira, dolar 13 lira 63 kuruş, euro 15 lira 17 kuruştan satılıyor. Akşam ayrıca bir video çekip canlı yayında bu fiyat değişimlerini tekrar bir gözden geçireceğiz kıymetli arkadaşlar. Piyasada hafif bir altında düşüş var. Ons altında Fed'in toplantısının etkileri halen devam ediyor. Ancak nereye kadar devam edecek? Bu hafta bu şekilde kapanırsa önümüzdeki hafta tekrar yukarı yönlü alımları düşüş fırsat bilip Top, toplamaları göreceğiz. Yukarı doğru tekrardan bir ivme yakalayacaktır. Bana göre yatırım tavsiyesi olmadan bütün bu düşüşler birer alım fırsatıdır. Ben, ben öyle düşünüyorum. 745'lere kadar 745 ile bu aralık 780 arası çok güzel kademeli alımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Şu an 782 civarında bulunmakta ve bir miktar bu gerileme var. Bu gerilemenin tabii ki nedenini biliyoruz. Fed'in açıklamaları varlık alımını durdurmanın artık zamanı geldiğini ve faiz e, yükseltilmesinden sonra hemen e, bunların gerçekleşeceği söylendi. Bu altını düşürdü. Yani Fed'den önce bu altın daha yüksekti. E, Gram gümüşte de aynı şey var, düşüş pozisyonu gözüküyor. Bütün varlıklarda şu ara bir düşüş var. Bu bizleri sizleri yanıltmasın, bunlar geçici fake düşüşler olduğunu düşünüyorum. En yakın zamanda toparlanacağını ve tekrar yukarı iyi e, ivmeli bir yön sergileyeceğini düşünüyorum. Net düşüncem benim budur. E, Fed'in e, konuşmaları, piyasayı e, yönlendirmeleri bir yere kadar. Tamam faizleri. Arttıracaklar. Ancak bu faizleri arttırmanın etkisinin çok uzun süre kalıcı olacağını ben zannetmiyorum bu materyaller üzerinde. Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli altında gümüşte, hatta kripto paralarda bile diye düşünüyorum. Bugünler geçecektir arkadaşlar. Dolar ise tabi çıkma tabanlı gözüküyor. Gram altınla biraz bağlantısı olduğu için doların gram altını dolar da tutacaktır. Şimdi Şubat ayında e, yani belki böyle stabil gidebilir. Ancak Mart ayında faizleri çıkarmayla beraber e, dolarda da e, yükseliş e, bekleniyor arkadaşlar. dolarda da e, yükseliş olabilir ve ilginç fiyatlara doğru gidebilir. Yani FED doların e, birini kırabilir ve bu da yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir. 14 lira rakamını takip ediyoruz. 14 rakamını takip ediyoruz. Şu an al durumunda gözüküyor. Ee, ve yukarı yönlü e ivmeli bir şekilde devam ediyor. Bu bölgelere doğru 14 lira seviyeleri ve daha üstüne doğru çıkacağını bekliyorum. Bankalardan habire, internetten mesajlar geliyor. İşte dolarınız var, altınınız var. İşte bunları bozun. Bunları kur korumalı yapalım gibilerinden. Bu da bir panik havası tabii ki o oluştuğunu gösteriyor. Yani dolar ve altını bozmak istiyorlar. Ancak genel gördüğüm fotoğrafta da insanlar ne dolarlarını ne de altınlarını bozuyorlar. Ben şahsen öyle görüyorum. Bu geçici e, yalan rüzgarları diyeceğim hem altında hem dolarda. Geçici arkadaşlar. Bakın göreceğiz anda bu fırladıkları zaman ancak o zaman bunları anlayacağız. Yukarı yönlü doların şeyi devam ediyor. 9 lira olacak 10 lira olacak 8 lira olacak diyenler yazanlar yani mümkün mü çarşıya pazara markete gidip fiyatlara bakıyorlar mı acaba diye bir defa daha sormak isterim. E, gümüşte tabi Euro'da da e, yatay seyir devam ediyor. Euro'ya şöyle bakarsak Orada da bir sat durumu şu an indikatörler nezdinde oluşturmuş bir vaziyette. Onda 15 liranın altına inmeden daha da aşağı düşüşü beklememek gerekir. Bu hafta bu şekilde kapanacakmış gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren bu şeyler alışılmış olacak. Bu Fed'in bu tansiyonu yükseltme alçakma hareketine ve kararlarına. Onlar da bir türlü faizleri arttıramadı, düşüremedi. Ha 6 aydır konuşup duruyorlar. Yani ne yapacaksa yapsınlar artık gibi piyasayı oyalıyorlar. Arkadaşlar enflasyonun daha çok yükseleceğinden korkuyorlar orada da. Kripto para piyasasında ise ee, o gün ee, FED'in açıklamasıyla 38 bin civarına gelen kripto para tekrardan 36.554 gibilerinden bir yerlerde şu an bulunuyor. Düşen Trendin içerisinde hareketine devam ediyor ee, orta seviyelerde şu an böyle gezi, gezecekmiş gibi gözüküyor. <laughs> Bunlar da artık dibe geldik mi diye insanı düşündürüyor yani kripto paralarda da dibi bulduk mu diye düşündürüyor epey bir bu, bu şekilde devam etti çünkü ne alta geldi şöyle bir aşağılara doğru da geldi geç 33 bin lira falan geldi tekrar yukarı doğru bir ivme yaptı. 29 bin 30 bin dolar civarında yoğun alıcı olduğu biliniyor. Oralara düşmesini bekleyen çok sayıda kurum kişi var. Bakalım <laughs> o da nasıl gerçekleşecek. Bitcoin bu şekilde yani 50 günlük, 200 günlük, 21 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Stoher'e ve Eresay'da en alt e, RSI özellikle en alt kademede satıcılı bölgede Bulunuyor yukarı doğru geçmek isteyecektir Çok uzun süre bir yatay 2-3 aydır Yatayda ve aşağıda kaldı Kısa bir süre sonra ama toparlanacağını bunun Göreceğiz diye ben düşünüyorum Dolarda şöyle bir bakarsak Dolarda bütün 50-100 200 günlük ve 21 günlük ortalamanın üstünde seyrediyor. Yukarı doğru gitmeye meyilliymiş gibi gözüküyor. Tekrardan bu günlükte 16 49 hatta 18'e biliyorsunuz iğne attığı yerlerden bir parça uzak dolara düşürmek için her türlü e, hareket yapıldı ama dolar bunu pek tınmamışa benziyor. Dolarda fırtınalı günler yaklaşabilir. Özellikle Mart ayına dikkatinizi çekiyorum kıymetli arkadaşlarım. 4 saatlikten şöyle bir inceleyelim. 4 saatlikte de bütün ortalamaların üstünde geçiyor. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde bir kesişim yapmış. Store RSI göreceli bir aşağı doğru düşüşte. RSI da yukarı bölümde bulunmakta. Dolarda e, Euro'da yükseliş bekliyorum. Altından patlama bekliyorum. Altından patlama hale bekliyorum arkadaşlar. Altın altındır. 1830 doların üstüne bayağı gitmişti. Ons altın. 1880 doları beklerken Fed'in açıklamalarından çok etkilendiğini görüyoruz. Magic da şöyle bir altına doğru gelmeye başladı. Gidip gidebileceği yer destek bulabileceği yer, o meşhur 1772 dolar seviyesi, bir altta da 1680 dolar var. Buralara ben varabileceğini tahmin etmiyorum. Bu kadar düştükten sonra tepki alıp tekrar yukarı gidebileceğini tahmin ediyorum. Enflasyonun dünyada bu kadar arttığı ve artabileceği bir ortamda e, dünya ve kurumlar dönüp dolaşıp tekrar altına geleceklerdir diye düşünüyorum. 1772 dolar desteği bakın burada bulunuyor. Ve şimdi buralara geleyim mi gelmeyeyim mi diye düşündürüyor. Tekrardan bu Magic manın şuradaki orta seviyedeki mavi geçen Magic manın üstüne çıkabilmesi lazım. Haftaya bu kıpırdanmaları ben görebileceğimizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Gram altının düşüşü tamamen şeyle alakalı, ons altınla alakalı. Dolar çünkü yukarıda olduğu gözükmekte. Fiyatta her şeye rağmen yine büyük üçgende de bir sıkışma, küçük üçgende de bir sıkışma var. Bir yere doğru evrilecek. Göreceksiniz bunu yukarı doğru gittiğini arkadaşlar göreceğiz. İçeride de bir küçük üçgen vardı biliyorsunuz. Bunun dışına çıkacaktır. artık bir karar verecek. Ve bunun ben yine de her şeye rağmen yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Şu anki düşüşler tamamen bir bana göre alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Fiyat sıkıştı. Küçük üçgende de büyük üçgende de sıkıştı. Ben 880 rakamları halinde bekliyorum. Oraya gelecektir. Diye düşünüyorum ee, Arkadaşlar sizlerinde ne düşündüğü tabi önemli video altına yorum olarak bırakabilirsiniz Yani altın yatırımcıları bence panik yapmasın altın Hiçbir zaman kaybettirmez arkadaşlar Türkiye'de Hiçbir zaman gram altının kaybettiği görülmemiş Elinde tutmakla ilgili sabırla ilgili bir durum var yakın bir zamanda belki akşam video çektiğim zaman Buradaki toparlanmaları da göreceğiz Haftaya zaten toparlanmış bir altın göreceğiz. Çünkü dolar yukarı doğru vuruyor. En azından Oğuz altında bana göre toparlanacaktır diyorum. Akşamki video için de abone olup bildirim zilini açık tutun lütfen. Video altı yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.